Yani sürekli olarak yeni bir şeyler alınıyor. Dört tane bayan olunca evde biliyorsunuz bayanların hiç zaten ihtiyacı bitmiyor. En azından dedim şunları bir çıkarayım. Böyle yeni aldıkça bir şeyler ben diğer kullanmadıklarım nasıl gönderiyorum. Çocuklar bunlara deli oluyorlarmış. Annem her defasında söylüyor. Biliyorsunuz Zara'nın bütün oyuncaklarını ben oralara gönderiyorum. Annemlere gönderiyorum. O da dağıtımını yapıyor. Ambalajlarından bile çıkmamış oyuncaklar var. En azından çocuklar sevinsin. Şöyle oyuncakları dedim buraya koyayım. Yine pijaması, çorapları, küçük geliyor bunlar. Yeni yeni atılmaz zaten. Ben hayatta hiçbir şeyi atmam. Bizim kullanmadığımızı kullanacak olan gerçekten çok insan var. Şu Strasbourg'dan aldığım çorapları küçülmüş. Bunu bir bunun içerisine koyayım. Yine biliyorsunuz ben yakın tarihte kettle'ımı değiştirdim. Annemle paylaşmıştım bunu. Annem dedi ki burada çok ihtiyacı olan birisi var ve yaptıracaklarını söylüyorlar. Bilmeyenler için hemen şurada küçücük bir deliği var bunun. O yüzden kullanamıyorum. Yoksa sağlığı yerindeydi. Onlar yaptırabiliriz deyince canıma minnet. Çok mutlu oldum. En azından kullanılsın yani bu. Bir denesinler. Olursa olur, olmazsa da yapabilecek bir şey yok. Bunları bir şunun içerisine şöyle koyup kaldırayım bu çantayı. Böyle çantalarda iyi oluyor bir şey gönderirken. Şuradan kapatacağım galiba. Şöyle arkaya alalım. Yine kaç yıldır duruyor kemerim. Yani kullanılmıyor. Neden beklesin ki? Şunlar da tişörtlerim. Yani hepsi giyilebilir durumda. Eski, yıpranmış bir şey yok. Şunu çok severek giydim. Triko bir kazak bu. Kısa kollu. Şu deseni çok severim ben. Ama uzun yıllardır da giymiyorum. Bekliyor gardıropta öyle giyinim odasında. Yer kalabalık ediyor. Etmesin. Kızıma yurt dışından aldığı bikini üstü. O da kullanmıyor bunu. Bunu da koyalım. İşte böyle birkaç parça bir şeyler çıkardım. Yine hırkaları çok severim ben. Yazı ben askılılarla kış mevsimini askılılarla geçiririm. Ama sürekli olarak üstüme de hırka giyerim. Bu da böyle kendinden ışıltılı. Çok severek almıştım. Böyle yepyeni duruyor. En azından mutlu etsin. Ben mutlu oldum. Başka insanlar da mutlu olsunlar. Şöyle bir pantolonum vardı. Etek pantolon. Hatırlarsınız. Bunlar yine moda oldu aslında. Ama kullanmıyorum. Gitsin. Rengi de pek tatlıydı bunun. Şöyle bluzlerim çoktur benim beyaz. Şirkette çalıştığımız dönemde bizim beyaz bluz giymemiz şarttı. Şu anda şirkette çalışmıyorum. Niye beklesin ki? Öyle ya. Gitsin bu da. Bir tane askım boşalsın. Şu atletler vardı. Bu da benimdi. Kızların odasından daha önce çıkardım, gönderdim. Şunu da otelden gelmiş. En son gittiğim otelden. Çoraplar, giymediğim çoraplar. Yine çok severek aldığım pantolonumdu bu da. Böyle İspanyol paçalıydı. Yani pantolonum çok, o yüzden giyilmiyor. Sıra gelmiyor buna. Dolabımda da kalabalık ediyor. Aslında dolap hesabına yükleyip bunları satabilirdim ama her şeyi de satmanın bir mantığı yok. Yani oraya yüklediklerim, yükleyecek olduklarım yine var. Ara ara onlardan da çıkıyor ama hazır Hito gelmişken bunları da göndereyim. Şu da evde hiç sırtımdan çıkarmadığım bir elbisem. Kedicikli kedicikli. Bunu da çok severek almıştım. Bu da enteresan bir elbisedir. Yurt dışından almıştım bunu. Yakasına bakın çok garip. Şu arkası da çapraz geliyor. Şurada çaprazı var. Böyle etek ucunda el işi var. Şu şekilde. Rengi de pek tatlı. Ama söylediğim gibi insanlar mutlu olsunlar. Her gelip gittiklerinde bir şeyler gönderiyorum. Allah kabul etsin.
Anneciğim mis gibi böyle anne keki yapmış, portakallı. Ay ne güzel kabarmış. Baksanıza şunlara. Şimdi bunları akşamüstü kahveyle kendimize ayırdım. Şunları da kızımla ev arkadaşına götüreceğim. Ay çok mutlu olacaklar. Pastayı yaptıktan sonra paylaşmayı unuttum ama çok az böyle bir görsel koyayım size. Bunların da işte kahveyle az önce annemlerle yedik. Artanın hepsini şöyle şu saklama kaplarıma koydum. Bunları da götüreceğim. Bu benim en sevdiğim yemek. Annem her seferinde diyorum ki anne evde lahana sarmam var mı? Sağ olsun sarıp getirmiş. Bunu da bu saklama kabına koydum. Şimdi buzdolabına koyacağım. İşte bu da valize girip işte kızıma gidecekler arasında. Şimdi geç bir saatte gideceğiz. Yarın sabah da kahvaltı yapmak için hani dışarı çıkarız çıkamayız bilemediğim için şöyle peynirlerim vardı. Bunları da dedim paket yapıp götüreyim. Bilmiyorum artık nasıl taşınır bunlar, nasıl gider. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da okuduğunuz gibi muhtemelen öyle bir başlık atacağım. Patchwork bir vlog hazırlamaya karar verdim sizin için. Çünkü benden daha önce böyle bir buzdolabı, daha doğrusu derin dondurucu düzeni isteyen arkadaşlar vardı. Ben onun videosunu çektim ve paylaşmayı unuttum. Bayağı da oldu yani o videoyu çekeli. O arşivde bekliyor, onu ilave edeceğim. Daha sonra ne vardı? Market alışverişim vardı. Onu da çektim de dedim ki vloglarıma dahil edeceğim ama o günlerde de o kadar yoğundum. Onu da vloguma dahil edemediğim için, o dönemde vlog çekemediğim için o da kalmıştı. Onu da bu videoma dahil edeceğim. Bir de böyle pasak pasak çıktım aslında sizin karşınıza. Ev tişörtüm, altında böyle bir bol bol pijamam var. Yarın nasip olursa İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da benim kızım yaşıyor. Uzun süredir orada yaşıyor. O gittiğinden beri inanın daha henüz evini bile göremedim. O kadar çok özledim ki böyle burnumda tüttü. Dedim ki şu boşluğunda bir İstanbul yapayım. Hem kızımı mutlu etmiş olurum. Hem de doya doya böyle anne kız bir sarılırız, koklaşırız, hasret gideriz diye düşündüm. Zara ile birlikte gideceğiz. İmkanım olursa oradan da vlog hazırlamaya çalışırım. Şimdi ben oraya gitmeden önce kendi kendime şöyle bir karar vermiştim. Dedim ki Filiz hani herhangi bir şey alma. Gittiğin zaman işte kendisi yaşadığı için evinde mutfak alışverişi yapabilirim. Ne bileyim markete girerim. Onun ihtiyaçlarını görürüm diye düşündüm. Ancak anne yüreği işte evi şöyle bir kolaçan ettim. Dedim ki şunu da alayım. Bunu da götüreyim. Bunu da götüreyim. Pasta yapmıştım. O pastanın tarifi de Filizce Mutfak'ta kanalıma gelecek. Pasta alayım. İşte annemler geldiler. Bu kadar tesadüf olur. Onlar da yarın beni havalimanında bırakacaklar. Babam tekrar Denizli'ye dönecek. Annem burada kalacak Romeo ile bir diğer kızımla. Hem ev boş kalmayacak hem Romeo var biliyorsunuz. Ay onu da çok özleyeceğim. O ayrı bir mesele. İşte o aldıklarımı falan paylaşacağım sizinle. Bu arada hani saçlarımı az önce babamla çıktık. Çupra falan aldık. Onları pişirmem gerekiyor. Valiz hazırlamam gerekiyor. Bir de kuaföre gittim. Saçlarımı böyle bir maşa yaptırdım. Dedim ki yarına açarım artık. Hani bu maşa daha uzun süre dayanıyor. İşte o işlerim var. Böyle kısa keseyim. Şimdi siz bu videoyu izleyene kadar bu bölümü, daha doğrusu derin dondurucumun düzenini izleyene kadar ben kızım için seçtiklerimi getireyim buraya. Onları paylaşayım sizinle. Daha sonra da işte market alışverişimi paylaşırım. Ve böyle patchwork bir vlog olur. Bu arada makyaj falan da yoktu. Ben de hemen bir göz kalemi sürdüm. Yüzümde hiçbir şey yok. Bakımsız çıkmayayım karşınıza dedim. Bunu da belirtiyorum yani. Çünkü ev halimine çıkınca böyle bir tedirgin oldum. Ama siz beni her halinde seviyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Neyse derin dondurucu düzenini siz izleyin. Şöyle buharlaşmadan dışından bir göstereyim. Görüyorsunuz burada peynirlerim var. Yine yurt dışından getirmiş olduklarım. Hemen hemen bitmek üzere artık. Kıvarklarımı görüyorsunuz. Böyle bir de içini açıp bakalım neler var. Şu alt çekmeceden başlayayım. Neler yok ki. Burada da ben yine bu Tupavar'ın ürünlerini kullanıyorum. Mesela mısır koymuşum. Kıvarklarım,
fazladan aldığım lor peyniri, bezelyemi görüyorsunuz. Bunları hatırlarsınız, Almanya'dan alışveriş yaptığımda almıştım, göstermiştim, paylaşmıştım sizinle. Burada da yine mısırım var. Yine bu ufak tefek şeylerin içerisinde, bunun ismini bilmiyorum, bu Antalya'ya özgü bir yiyecek, bunu koymuşum. Alt tarafta yemek var. Burayı kapatayım, bakın burada peynir var. Durun, kapatayım, tekrar açayım çünkü biplemeye başladı. Hemen şöyle üst bölümü de göstereyim size. Aslında çok da aşırı bir şey kalmadı. Bazı gıdalar diğer tarafta. Ama açar açmaz buzluğum. Mesela bunun içerisinde dut var. Dutu da kaldırdım ben buraya. Çünkü seyahat etmem gerekiyordu. Annemler getirmişti bunu. Biliyorsunuz bu çok çabuk bozuluyor. Yıkadım, kuruladım. Daha sonra, yani kuruttuktan sonra böyle derin dondurucuya koydum. Yine şu altta da kirazım var. Bunda da aynı işlemi yaptım. Burada dolmalık biberlerim haşlamışım ama fazladan kalmış. Muhtemelen içi bitti. Bunları koydum. Tekrar dolma yapacağımda kullanırım diye. Şu buzluklarımı göstereyim. Bu renkli renkli buzluklardan var. Migros'tan almıştım. Şunu hemen yerine kaldırayım. Şöyle bir şey var. Aslında bu enflasyon sonrası için kullanılıyor. Ancak ben soğuk kompreks yapmam gerektiği zaman kullanıyorum bunu. O sebeple burada bulunduruyorum. Mesela birisinin ateşi yükseldiğinde işte bir beze dolayarak bununla kompreks yapıyorum. Şurada neler varmış? Burada da yine yiyecek. Yemek var bunun içinde zannedersem. Şöyle. Bu da Tupperware'ın bir neydi, saklama kabı. Bunun içerisinde tarhanam var. Nasıl tarhana biliyor musunuz? Bizim yöreye ait top tarhana var. Bir gün pişirirsem sizinle de paylaşırım. İşte bu kadar. Merak eden, soran arkadaşlara gelsin. Burayı kapatacağım. Şimdi şuradan bir tane peynir çıkaracağım. Gördüm ya az önce, çok canım çekti. Kuarkları şöyle bir alayım. Mesela şu peyniri çıkarayım, yarın kahvaltıda bunu yeriz. Bir taraftan da ailem oturma odasında televizyon izliyor, onun sesi duyuyor, artık kusura bakmayın. Şimdi şu tripodumu da kameramı da nereye konumlandıracağım bilemedim. Evim öyle bir dağınık ki şu anda, hiç göremeyeceğiniz kadar yani. Giyecek olduğum bütün kıyafetlerimi şuraya, bu sallanan benim sandalyem var ya, onun üstüne yığdım. Orada bir dağ oldu. Aslında kendimi çok fazla bir şeyle götürmüyorum. Çok fazla da değil ya. 3 tane kombin yaptım. Daha çok ev kıyafeti aldım. Malum dışarı çıkarız çıkamayız, o konu hakkında hiçbir fikrim yok. Acayip dağınık burası. Daha valizimi hazırlayamadım. O sebeple de kızımı götürmek istediğim eşyaları buraya getirdim. Bakın neler neler götürüyorum. Evden neler neler buldum. Şöyle bir bulaşık deterjanı Fairy'nin. Daha sonra şunlar geçti elime. 2 tane puding götürüyorum. İşte anne yüreği. Bir tane kahve aldım. Kahvesi vardır yoktur bilemiyorum. Yoksa da bunu içeriz. Yine belki oradan hani büyük boy bir tane daha alırım ama elim atarak şöyle getiriyorum. Şunu da kendim almıştım. Diş fırçası ve diş macunu. Oral-B'nin bir tane böyle bir şey götürüyorum. Durun bakayım. Bulgur. Kavanoz bulamadım evde. Şöyle bir kavanozun içerisine biraz bulgur koydum. Benim büyük kızım bulguru çok seviyor. Bulgur pilavını çok sık sık yiyor. Daha sonra şöyle bir bal aldım ona. Daha doğrusu almadım. Evden aldım. Bir tane domestos götürüyorum. Bunlar ikili paketteydi de birisini çıkarırken şu kağıda ambalajı yırtılmıştı ama sorun değil. Daha sonra şunu biliyorsunuz değil mi? Almanya'dan hediye gelmişti bu İsa'nın, Rusman'ın. Hatta demiştim ya o zaman, aa ben bundan hiç görmedim diye. Meğerse evde bir tane varmış. Yani iki tane olunca bir tanesini dedim ona götüreyim. Bu vücut losyonu kullanabilir. Daha sonra şöyle bir şampuan. Dove'un bir şampuanı. Şu sabunu da hatırlarsanız İsviçre'ye gittiğimde Sibel'im hediye etmişti. Onun da bir kanalı var. Sibel D. D harfi yani. Onu da takip olabilirsiniz.
Bunlardan bana iki tane hediye etmişti. İtalyan sabunlarıymış bunlar. %100 doğal. Gerçekten çok güzel. Bir tanesini kendim kullanıyorum ama kaç aylardır kullandığım halde bitmedi. Dedim ki bir tanesini de kızıma götüreyim. Hem tarihi geçmez. Gerçi sabunların tarihi geçmez. Benim evimde yıllanmış sabunlar var ama olsun. Şöyle bir sıvı sabun geçti elime, Protex'in. Bunu götürüyorum. Bunları valize nasıl sığdıracağım hiçbir fikrim yok. Sanırım iki tane valiz götüreceğim. Çünkü 15'er kiloluk hakkımız var. Zara'da olduğu için 30 kilo hakkımız var. Oralarda bayağı bir zorlanacağız ama olsun. Dönüşte de bir valizi gerekirse boş getiririm ya da ikisini paylaştırırım dedim. Şöyle bir tane de makyaj pamuğu almıştım. Bunu sizinle paylaşmıştım sanırım. Bunu götürüyorum. Hardalı çok sever benim çocuklarım. Kendim çok sevdiğim için. Çocuklarım da tabii damak zevki olarak. Bunu çocukluğundan beri alıştıkları için böyle Heinz'ın bir hardalını götürüyorum. Daha neler neler var. Şöyle bir duş jeli. Bu da yine kasa arkası bir üründü. Ya da nasıl oldu hatırlamıyorum. Almıştım bunu. Sanırım paylaştım sizinle böyle bunu ben. Bunu götürüyorum. Bir tane şöyle pakette yeşil çay götürüyorum. Bizim biliyorsunuz Afrikalı gelinimiz Olufunmi. Bu Pierre Cardieu diye okuyorlar galiba Fransızlar bunu. Şöyle bir ürünler satıyor ek gelir olarak. Ben de hem ona katkım olsun diye biraz böyle kozmetik alışveriş yapmıştım. Böyle bir temizleme sütü. Bundan iki tane almıştım. Birisini dedim kızıma götüreyim. Evde boşu boşuna beklemesin. Şu lens suyumu götüreceğim. Ama bunu orada bırakıp geleceğim. Çünkü benim kızımın da gözleri bozuk. O da benim gibi numaralı lens kullanıyor. Hatta onun derecesi oldukça yüksek. Götüreceğim ama geri getirmeyeceğim diye düşündüm. Bakın neler neler götürüyorum. Şöyle Estee Lauder'ın bir sample'ını vermişlerdi bir alışverişimde. Çok güzel kırmızı bir ruj var içerisinde. Az ama olsun, benim kızımın kırmızı ruj çok yakışıyor. Belki ihtiyacı olur diye düşündüm. Şöyle yurt dışından aldığım bir vücut losyonu vardı. Bunu götürüyorum. Almanya'dan aldığım. Daha sonra yine Almanya'dan almıştım. Ben böyle bronz teni çok severim. Şu, aslında Rossmann'ın bu. Şey bu. Auto Bronzer. Anında vücuda bronzluk veriyor. Bundan da iki tane almıştım. Bir tane sprey şeklinde, bir tane de böyleydi. Bunu götüreceğim. Yani evde boşu boşuna beklemesin dedim. Yine bir tane şöyle Almanya'dan almıştım. Bunu da. Bu da Rossmann'ın aslında Isana'nın dudakları korumak için kremi. Kendime üçlü set halinde yüz serumları almıştım. Bu da vitamin C'li olan. Bir tanesini kendim kullanıyorum. Bir tanesini ortanca kızıma verdim. Bir tanesini de büyük kızıma götüreyim. Çünkü o oradayken almıştım bunu. Bir de kıyafetler var. Benim kızım benden çok istediği kıyafetler vardı. Onları vermiyordu. Hem onlar var. Bir saniye hemen getireyim, onları da paylaşayım sizinle. Şimdi o uzakta olunca işler değişti. Dedim ki benim çok kıyafetim var. Onun çok beğendiği o kıyafetlerimi ona götüreceğim. Sürpriz olacak. Bu videoyu daha sonra izleyeceği için hiçbir sorun yok. Şöyle bir bluzum vardı benim. Polo Garage'nin önden bağlamalı. Bunu çok beğeniyordu. Bir bunu götürüyorum ona. Yine Nocturne'un şöyle bir kazağı vardı. Bundan bende iki tane var. Diğerini sanırım bir videomda giymiştim. Şöyle sarı renkte. Kolları volanlı. Bunu da çok seviyordu. Dedim ki bunu da götüreyim. Hani soğuk kış günlerinde giyebilir. Bunun o kadar güzel ki trikosu size anlatamam. Yine şöyle bir üstüm vardı benim. Sweatshirt'üm. Bunu da bayağı videolarımda giydim. Görmüşsünüzdür. Bunu nereden almışım hatırlamıyorum. Penti olabilir. Şöyle kapüşonu vardı. Bunu götüreceğim ona. Daha sonra benim bir hırkam vardı. Çok seviyordu onu da. Bunu da ona götüreceğim. Benim çok hırkam var. Şöyle. Neymiş bu? Jack Wolfskin. Jack Wolfskin'in şöyle polar bir hırkası vardı. Bunu ona götüreceğim. Aa, saçlar dolanmış buna. Polar olunca çekmiş. Bir de Little Bit'ten almış oldum. Daha önce de görmüştünüz. Şöyle boğazlı bir elbisem vardı. Triko. Bunu da götüreceğim. İşte götürecek olduklarım bu kadar. Şimdi hemen bu aşamada şu market alışverişimi de ilave ediyorum buraya ki patchwork blog tam böyle patchwork olsun. Tarihler geçmiş gibi gözükebilir. Onlar zamanında ve gününde tüketildi. Hemen onu da belirteyim. Evet, market alışverişi. Family parfümlü tuvalet kağıdı. Hem çok hem Migros alışverişi. Bir tane form çay.
Zavrancan'a ekmek istemiş. Bir tane çavdarlı ekmek. Şok tam bu. Romeo'ya mama. Bir tane sığır aldım. Bir tane de şöyle ton balıklı. Bir Nutella. Tereyağım az kalmıştı. Bir tane şöyle kebirin tereyağını aldım. 15 tane yumurta. Zara'ya ve bana kefir. Bunları sadece Zara'yla ben içiyoruz evde. Zara'ya süt. Bir tane margarin. Pastalarda kullanmak için. Tekrar bir süt. Şöyle süzme yoğurt. Bir tane kahvaltılık acılı sos aldım. Bir tane iced tea. Şeftalili. Ve şöyle orman meyveli kefir. Bir tane daha süzme yoğurt. Şu şampuanı ilk defa aldım. Bunu kullanacağım. Aslında Dove almak istemiştim ama ne yazık ki iki marketin ikisinde de Dove şampuan bulamadım. Bunu da bir deneyelim. Bu çok yoğun bir onarıcı şampuanmış. Bir de sütler aldım. Şöyle süt bizim evde dayanmıyor. Hepsi yarım yağlı. Malum hazmi kolay olsun. Bu kadar. Evet arkadaşlar, böyle patchwork vlogumun sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ben çok mutluyum. En azından o kısa kısa olan videolarımı da arşivden çıkardım. Videonun ilk başa eklemiş olduğum dünden olan bir videoydu. Erkek kardeşim vardı, bendeydi bir hafta boyunca. Onunla da onları çıkardım. Ay böyle bir üstümden böyle nasıl bir yük kalktı. Şimdi bunlar da çıkacak evden. Yani kullanmadığım her şeyi böyle birilerine hediye ediyor olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ben şimdi artık çok fazla konuşmayayım. Umarım İstanbul'dan da size vlog çekebilirim. Bakalım konumu, durumu şu anda bilemediğim için söz vermiyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Lütfen videomun altına bir kalp bile olsa, biliyorsunuz YouTube videoları için bu kalpler, yorumlar gerçekten çok önemli. Çok mutlu olurum. Ayrıca YouTube kanalıma abone olup, beni takip edip, videolarımı beğenip, bir de bildirim zilini açabilirseniz ki videolarımdan ilk siz haberdar olabilir. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.